Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 3D Max'te hazırladığınız sahneleri, hazır nesneleri nasıl ekliyorsunuz onu göstereceğim. Bununla ilgili birkaç farklı yöntem var. Ben size en kolayını göstermeye çalışacağım ve en pratik olanı bence olanı göstermeye çalışacağım. Başka nasıl yapıyorlar onları da göstereceğim. Şimdi birincisi arkadaşlar şöyle. Bu nesneleri ya da modelleri satın almış olabilirsiniz. İşte örnek veriyorum Evermotion'dan. Satın almış olabilirsiniz veya farklı kaynaklardan veya ücretsiz de indirmiş olabilirsiniz. Şimdi hazır nesneyi almak kadar, eklemek kadar sahneye önemli olan bir şey var. O da materyallerin üzerinde gelmesi değil mi? Bu çok önemli bizim için. Bununla ilgili genelde şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bende with people diye bir klasör var bakın. Şöyle ben içerisine gireyim. Burada kataloğu var. Katalog dediği nedir? Ben bir arşiv satın aldım. Almıştım daha doğrusu. Bakın görüyorsunuz bu PDF'in içerisindeki şu anda görsel olan tüm nesneler arşivde var. İki klasör göstereceğim size mantığını anlamanız için. Görüyorsunuz şimdi hepsini tek tek göstermeme gerek yok. Az önce bir DVD vardı, o dikkatimi çekti, güzeldi. Ya şöyle, ben bu arşivi tanıtmadım. Tanıtmadığım için de mesela şunlar bakın. 67 ne oldu? 067. Görüyorsunuz DVD koleksiyonu var. Hemen ne yapıyorum? Bu kataloğu. Tekrar klasörün içine giriyorum. Çünkü bana ne lazım? 3 boyutlu model lazım değil mi? Max klasörüne girdim. Şuradan kaçtı? 67 idi. 67'yi buluyorum. Tamam. Şimdi şunları görüyorsunuz değil mi resimleri? Bunlar DVD'lerin kapakları. Şöyle büyütecek olursam resmi daha rahat görürsünüz. Onun dışında şurada hemen Max dosyası var. Ben şurada bir sahnemi açtım. Bir sahne hazırlıyordum. Şu an yarım kaldı bir tasarım için. Daha doğrusu bir kişiye tasarlıyordum. Şu an koronadan dolayı kaldı bu işler. Şunları ben bir gizleyeyim kalabalığı. Aslında sahne içinde de almama çok gerek yok. Çünkü materyalleri zaten görebilirsiniz değil mi? Viewport ekranında. Her neyse ben şimdi bunu tanıtmamıştım. Max dosyasını tutuyorum. Sahneme sürüklüyorum. Merge file deyip içeriye aktarıyorum. Hemen gelsin. Z diye bastım bakın yakınlaştım. Görüyorsunuz üzerinde kapakları yok. Şimdi birincisi şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Yani özellikle benim eğitimde derslerimize gelen öğrencilerde şu da çok fazla. Hani render aldığı halde gelenler. Onlar da genelde gördüğüm şöyle hallediyorlar bu işi. Şimdi örnek veriyorum. Burada kaç tane var bilmiyorum ama dur şuradan anlarız. Kaç tane resim varsa o kadar DVD var demektir değil mi? 42 tane DVD varmış şu anda burada. Nasıl yapıyor biliyor musunuz öğrenciler? Materyal editörünü açıyor. Şu en üstteki DVD'den başlayayım. Şurada boş bir slota geliyor. Damlalığı alıp şu nesnenin üzerine tıklıyor. Kapağın üzerine. Burada ondan sonra mesela ne yapalım? Multi materyalmiş bakın bu. Multi objectmiş yani. Şunlardan birisine gireyim. Bu ne olmuş şu anda? Resmini kaybetmiş. Diffuse kanalına giriyor. Şurada kaçmış. MV07. Cover 2'ymiş bakın. Şu resim yoluna tıklıyor. Ve şu klasörü buluyor. Daha sonra işte Cover 2 hangisiymiş? Bak avatarın resmi olan kapakmış. Şimdi bu ne demek? Bu yöntem. Şöyle yapıyorlar. Yani bir DVD ekleyeceksin sahneye. 42 tane resmi tek tek çekmen lazım. Yani çok zahmetli. Ama yapıyorlar. Yani genelde eğitime katılanlar, render alanlar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Eğitime katılıp render almayı bilenler, yani belli bir seviyede render alıyor bunlar. Katılan öğrenciler. Geneli böyle alıyor. Şimdi bu da çok zahmetli arkadaşlar. Hani ben eklemem daha iyi öyle söyleyeyim. Bir ikincisi de şu. Başka bir yöntem daha kullananlar var. Şimdi örnek veriyorum. Ben bu yatak odasının, şu yatak odasının bir klasörü var. Tutuyorlar. Bunun bulunduğu klasöre bu fotoğrafları kopyalıyorlar. O zaman ne oluyor? Ben bu sahneyi attığım zaman DVD'nin kapakları geliyor. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu da bana pratik gelmedi çok. Çünkü ben her hazırladığım sahnede gidip DVD'nin kapak fotoğraflarını bulup onun klasörüne kopyalayamam. Bana çok pratik gelmedi işin açığı. Benim göstereceğim yöntem, derste de anlattığım, eğitimde de anlattığım yöntem zaten. O da şu. Şimdi bakıyorum. Birincisi şunu bir anlayın arkadaşlar. Şimdi bizim bir arşivimiz var. İki farklı klasör göstereceğim size. Birincisi böyle PDF olarak
katalog olarak paylaşmış. Materyal neyse nesnelere bakıyorum. Daha sonra bakın bir Max dosyası var, giriyorum. Hepsinin ayrı ayrı klasörü var. Girdiğim zaman bakın neydi? Kapak fotoğrafları Max dosyasıyla aynı yerde. O zaman benim ne yapmam lazım? Şimdi materyalleri nereden alacağını görüyorsun değil mi Max'in? Bu Max dosyasının, bu DVD dosyasının materyalleri de burada. O zaman benim bu dosya yolunu tanıtmam lazım arkadaşlar. Nasıl tanıtıyorum biliyor musunuz? Baktım map dosyaları burada. Yani texture, map artık ne derseniz. Şu yukarıyı görüyorsunuz değil mi? Bu şu anda bu açtığım dosyanın bilgisayar içerisinde nerede olduğunu söylüyor. Yani bir nevi harita gibi bir şey. Şu yukarıya tıklıyorum. Buna tıkladığım anda zaten mavi içinde seçmiş oluyor bunu. CTRL-C diyorum. Yani bu dosya yolunu kopyaladım. Max'e bunu tanıtacağız. Benim bu yaptığım yöntem şu işe yarayacak. Bundan sonra hangi sahnede olursa olsun bilgisayara format atmadım veya Max'i kaldırmadım veya onun tarzı bir şey sorunla karşılaşmadığım sürece her zaman bu DVD'leri artık alabileceğim. Tekrar eklememe gerek yok. Max'e geldim. Customize'a giriyorum. Bak Customize. Configure User Page yani kullanıcı dosyaları diyeyim ben. Kısaca buna Türkçesi olarak. Şuradan External File seçiyorum bakın. Bak bende bir sürü ekli zaten görüyor musunuz? Her neyse nasıl ekliyorum yeniyi? Bakın şurada hemen zaten Add yani ekle tuşu aktif sadece. Ekle'ye tıklıyorum. Şu açılan pencerede şurada Patch yazıyor ya bakın. Buraya Ctrl V'ye basıp dosya yolunu yapıştırdım. Daha sonra Use Patch diyorum. Bir de şunu yapıştırdığınız zaman altında üstünde alternatifler çıkarsa onları seçmeyin. Yani siz ne yapıştırdıysanız onu kullanın. Use Patch diyorum. Okey dedim. Ben de şöyle bir hata veriyor. Siz de büyük ihtimalle vermeyecektir. Şimdi dosyonu tanıttın hala görmüyor hocam. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu sileceğim. Bu dosyayı tekrar atacağım. Neden? Bu dosyayı içeri aktarırken Max o anda materyallerini tarıyor. Yani daha sonrasında materyalleri eklediğin zaman, tanıttığın zaman bu dosyanın veya bu çizimin materyalleri geldi demiyor. Bu normal şeylerinizde de öyledir. Örnek veriyorum benim arşivim hard diskimde. Yeri geliyor hard disk olmadan açıyorum sahneyi. Bu defa açılırken Max diyor ki şu dosyaları bulamadım diyor. Materyalleri bulamadım diyor. Sen devam et diyorum ben. Ama hard disk taktığım zaman o materyaller gelmiyor. Ne yapmam gerekiyor? O sahneyi kapatıp tekrar açtığım zaman çünkü kapanırken açılırken veya bir dosyayı içeri aktarırken Max onları arıyor materyalleri. Her neyse çok uzatmayayım. Şu Max dosyasını tekrar ben sahneme merge file ile çağırıyorum. Gördünüz. Hepsi geldi. Bu bence en pratik olan. Ben derste de zaten bunu anlatıyorum. Çünkü diğerleri bana pratik gelmedi. Dediğim gibi siz yine de size nasıl kolay gelirse o şekilde kullanabilirsiniz. Bu dosya için bu böyleydi. Şu DVD'm dursun şimdi burada. Bir de bazı arşivler vardır. Özellikle satın alırsanız. Şimdi genelde ücretsizlerde böyle klasör halinde bir sürü dosya olmaz. Mesela bende bir New Model 4 diye daha öncesinde satın aldığımız bir klasör var. Diyorum ben buna. Bakın 3 tane klasör çıktı karşıma. Herhangi bir görsel falan çıkmadı. Map klasörü, render ve V-Ray. Map klasörü şu. Bu arşiv içerisindeki bütün mapler bir klasörde toplanmış. Bu çok güzel. Render dediği kısım da şu. Bu ürünlerin ön izlemesini görmem için. Çünkü öbür türlü örnek veriyorum. Şu az önceki DVD'leri hatırlıyorsunuz değil mi? Şu PDF olmasaydı ben şu Max dosyasına bakarak anlayamazdım ki değil mi? Bu DVD'nin ne içindeki? DVD bile yazmıyor isminde. Nereden anlıyorum? Şurada kataloğa giriyorum PDF'e. Aa diyorum 67 numara buymuş. Burada da aynı mantık. Map, Render ve V-Ray diye 3 tane klasör var. Render kısmı şu. Bana diyor ki sen buradan istediğini seç. Buradan ön izlemesini gör. Ürünlerin mesela bed klasörüne giriyorum yataklara. Bu toplama bir klasördür bizim derste verdiğimiz klasörlerde. Gibi bir sürü örnek var bakın. Yani burada gördüğüm neyse materyallerle birlikte gelmesini istiyorum. Her neyse kapatıyorum. Örnek veriyorum. Hangisini beğendim? 12 numaralı yatağı beğendim bakın. Tamam. Geri geliyorum. Şimdi bir de şöyle bir hata var. Tutuyor bu resmi atıyor öğrenciler. Bazen dalgınlıkla.
Bu resim atılmaz. Bu resim yani değil mi? Yatak gelmez. 3 boyutlu model değil. Her neyse geri geliyorum. V-Ray klasöründe de bunların 3 boyutlu modelleri var. Bed klasörüne girdim. 12 nolu klasöre giriyorum. Şu 1 numaralı dosyayı çekeyim. Bakın merge file diyorum. Şimdi bazen şöyle olur. Bakın geldi. Ben bunu tanıtmamışım bakın. Materyalleri gelmedi. Hatta şöyle. Materyal türünü açayım. Damlalık alalım bakalım. Bakın boş. Demek ki ben burayı tanıtmamışım. Şimdi ben bu New Model 4'ü tanıttığım başka bir, daha doğrusu tanıtmıştım. Şöyle bir durum var. Aynen. Ne yapmıştım biliyor musunuz? Bir klasör açıp bu New Model'i o klasörün içine atmıştım. Ama şöyle bir durum var. Bakın dosya yolunu bir defa tanıttıysanız o klasörün yerini değiştiremezsiniz. Değiştirirsen ne yapman lazım? Tekrar tanıtman lazım. Burada tavsiyem nedir? Bir arşivim vardır. Onu tanıtırsın. Dosya yolunu değiştirmediğin sürece sorun yok. Her neyse. Ben eski yerine geri aldım. New Model klasörünü. Şimdi giriyorum V-Ray'e. Tekrar bed. 12 nolu klasör. Şu Maxim'e tekrar çekiyorum. Şu materyal türünü kapatsaydım keşke. Bak şimdi geldi materyalleri görüyor musunuz? Olur ya yanlışlıkla dosya yolunu değiştirmişsinizdir. Klasörü eski yerine taşırsan aynı şekilde devam eder. Veya öyle kalacaksa hocam bu klasör içinde kalsın istiyorsan diyorsanız o zaman ne yapacaksın? Yeni haliyle tanıtacaksın. Bunu nasıl tanıtacağım? Bakın burada map, render ve v-ray klasörleri vardı. Map klasörüne giriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle map klasörüne girdim. Tamam burayı tanıtayım diye bir şey yok. Şu yukarıyı tanıtmayacaksınız. Senin klasör yani isterse iç içe 10 tane klasör olsun. Senin en son klasöre girip şu nihai hedefin yani bu texture'ları görmen lazım. Tamam. Ondan emin olalım. Yani burada map dedi diye ben yukarının map şey dosya yolunu alıp yapıştırmayacağım. Baktım burada 12 tane klasör içerisinde toplamış. Hemen şu yukarıdaki dosya yolunu CTRL C ile kopyalıyorum. Geliyorum Max'e. Customize. Configure user page. External files diyorum. Ben de zaten ekli. Az önceki yöntemi tekrar ediyorum sadece. Ne yapıyordum? Şurada page kısmında CTRL V diyorum. Siz use page diyeceksiniz. Ben demeyeceğim. Cancel diyeceğim. Use page dediğiniz zaman bak şuraya ekleyecek zaten. 1 diye ekledi. Şimdi burada neydi? 12 tane klasör var. 12 farklı klasörün içinde toplamış. Niye böyle yapıyorlar? İsim çakışması oluyor arkadaşlar. O yüzden 12 tane klasöre ihtiyaç duymuşlar. Burada şimdi map 1'e girdim. Map 2'ye girip tekrardan CTRL-C diğer tarafa yapıştırmama gerek var mı? Tek tek dosyaları gezmeye yok. Ne yaparım? Şurada ben tekrar add derim. Tekrar şu az önce kopyadığım dosya yolunu yapıştırırım. Sonu 1'di. Bunu siler 2 yaparım. Bu arşiv için geçerli arkadaşlar. Hani mantığı çok basit. Hani indirdiğiniz modele göre artık map'in nerede olduğu belli değil mi? Burada ben böyle yapsam olur. Ki oluyor da yani derste yapıyoruz. Map 2 derim. Tekrar use page diyeceğim. Hiç çıkmadan bir daha eklerim. CTRL V derim. 2 silerim. 3 yaparım. Use page derim. 1, 2, 3 diye ekleyecek. Siz ne yapacaksınız? Örnek veriyorum. Ben bu klasörün içindeki bütün nesneleri kullanacaksam 12'ye kadar 12 de dahil ekleyeceğim. Bak ben eklemişim zaten görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Görüyor musunuz? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hepsini eklemişim. Çünkü şöyle bir durum var. Hepsini eklersen ne yapabiliyorsun? Bu arşivin içinde ne varsa kullanabiliyorsun bu klasörde. V-Ray ise. Corona ise de kullanabilirsiniz de. Gördünüz? Ne bileyim bir sürü yatak var. Envai çeşit öyle söyleyeyim kısaca. Hepsini kullanabilirsin. Max'e format atmadığın, daha doğrusu bilgisayara format atmadığın, Max'i kaldırmadığın sürece, yani tekrar dosya yollarını tanıtma ihtiyacı duymadığın sürece kullanırsın. Bana en pratik bu geliyor işin açığı arkadaşlar. Çünkü ben her seçtiğim nesnede onun map'ini seç, klasöre at veya diğer ilk başta gösterdiğim zaten o çok daha zahmetli. Hiç uğraşmaya gerek yok. En pratiği budur. Diğer videolarda görüşmek üzere.